Hepinize günaydın, keyifli pazarlar. Biz kahvaltı yapacağız, saat 10.30'a geldi. Şöyle hazırlarken dedim bir açayım, merhaba diyeyim. Patateslerim kızarıyor, bir de Duru için omlet yapacağım. Omleti çok seviyor biliyorsunuz. Hep beraber bir pazar kahvaltısı yapacağız inşallah. Patatesler de kızardı. Şöyle biraz çokoyla koyalım. İncir reçeli bu arada kayınvalidem yapmıştı. Çok güzel. Benden başka yiyen yok. Ben yiyorum böyle kahvaltı yaptıktan sonra. Şunda da böğürtlen reçeli var. Bunu da görümcem yapmıştı Şule abla. Bu da gerçekten harika. Neyse, iki tane de yumurta kırayım. Kahvaltıya oturalım. Acıktık çünkü. Günaydın Azra Hanım. Hayırlı sabahlar sana. Çayları da dolduralım. Duru. Bana ağız demir. Hadi gel. Anne. Ay nasıl koşuyor, bak bak nasıl koşuyor. Anne. Efendim. Bana biraz şey koy, kapalı koy. Yavaş yavaş. Yavaş yavrum. Bana çay kaşığı gelmiş Azra. Ellerini çek anneciğim. Ellerini çek. Aferin, benim kızım nasıl söz dinliyor, bakar mısınız? Duru paşa çay içiyor. Ama Azra artık sıcak içebiliyor. Evet. Geçen seneye kadar ona da su ekliyorduk. Artık içebiliyorsun. Hadi duman, afiyet duman olsun. Duman geliyor, bak duman. Hı? Bak duman. Peçete üfle. De vereyim ben size. Üfle gel. Üfle. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltı masasında olan herkese de afiyet olsun diyorum. Birazdan size görüşürüz. Olsun. Evet, size de afiyet olsun. Al şu bunu be. Arkadaşlar, işlerimi güçlerimi bitirdim. Rıza da kızları aldı, parka getirdi hava güzel diye. Geldikten sonra uyuturum dedim. Biraz onları oyalayacak. Ben de oraya yemeklerimi de yapayım dedim, aradan çıksın. Deminden beri bu ıspanağı yıkıyorum. Alalı 4-5 gün oldu. Artık bugün de yapmasam kötü olacaktı. Rahat bir 8-10 kere yıkadım yani. Hem doğradım yıkadım, hem suya basmıştım, sirkeli suya işimi gücümü yaparken. Toprağını iyice akıtmıştı. Ne yapacağım? Ispanakla bugün tarhana çorbası yapacağım.
Ondan sonra da babamın yanına gideceğiz hep beraber. Bugün hastaneye çıkacağız yukarı. Zaten pazar günleri, izin günlerinde Rıza sık sık gidiyor ama bugün hep beraber gidelim dedik. Ben şimdi ne yapıyorum? Önce ıspanağı yapayım, ondan sonra çorbaya geçeyim. Soğanla havucumu koydum, az da pul biber koydum, yağını falan. Şimdi salçasıyla azıcık domates sosu ekleyeceğim. Varsa biber salçası da ekleyebilirsiniz. Sevenler genelde kullanıyorlar. Ben biraz şöyle domates sosundan ekleyeceğim. Biraz da salça koyacağım. Ispanağım iyice suyunu çektikten sonra sıcak suyla pirinçlerini ekledim. Tarhana çorbamın da suyunu hazırladım. Sarımsak, domates sosu, salça, kimyon. Yağını da koydum. Kaşık ucuyla da tereyağı koydum. Burada da 3 yemek kaşığı tarhanam var. Ben suya katıyorum. Bazıları böyle suda bekletiyor tarhanayı. Bazıları da kavurarak yapıyor. Yani yağda kavuruyorlar. Ben suya katıyorum, bilmiyorum. Gerçi kavurduğumda oluyor, arada sırada olmuyor değil de. Genelde böyle yapıyorum. Şimdi koyulaşana kadar bunu karıştırayım. O arada da ıspanak pişmiş olur. Ondan sonra da Duru'yu uyutacağım. Parktan geldiler, yorulmuştur zaten. Çorbalarını yer, yatar. Tarhanam pişti. Kızlara şimdi birer kase koyacağım. Şöyle göstereyim. Vallahi mis gibi. Domates sosu katınca da çok lezzetli oluyor. Sarımsak da çok yakışıyor buna. Koyuluğu falan her şey iyi. Burada da ıspanağım çok az kaldı. Kapatacağım. Biraz daha pişsin. Afiyet olsun. Parkta bayağı acıkmışsınız anne kız. Anne ben patlıyorum. Duru Sengi sıcak mı? Putu, 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 putu bebek var. Putu, putu, bebek. Putu. Ne anlatıyor Azra bu? Var. Parkta bebek mi vardı? Ne anlatıyor? Şey diyorum. Parkta bebek köpek gördü de. Ha, küçük köpek. Hı. Onu mu anlatıyor? Tutu, tutu var. Bebek. Tamam, bebek. Çorbayı dökeceksin annem. Çorbayı dökeceğim. Hadi afiyet olsun sana. Tarhana bayağıdır yapmamıştım. Özlemişler. Baksanıza. 2 haftadır falan pişirmedim sanırım. Hep başka çorbalar yaptım. Yok yok. Bayağı yok olmuş. Yok yok. 2 haftadır yapmadım. Afiyetle. Tarhana benim küçüklüğümden beri en sevdiğim şey. Anneannem bile yapıyor bana. Annenin bana batıyor. Bunu anneanneniz yaptı zaten. Anneannemi çok seviyorum. Anneannem çok seviyor. Ay anneannemi çok seviyorum diyormuşlar. Baksanıza. Ispanağın da altını kapattım. Güzel dinleniyor. Birazdan biz de yemek yeriz ama önce çocuğu uyutmam lazım. Ondan sonra görüşürüz. Biz Rıza ile yemeğimizi falan yedik. Ben şimdi çarşıya iniyorum. Babamın yanına akşam görüşünde gideceğiz. Bir Evkur'a kadar gidip gelmem lazım. Bir de ufak bir işim var çarşıda. Hazır Rıza evdeyken dedim bugün halledeyim. O da git dedi. Hazır Duru uyuyorken biliyorsunuz. Her neyse ne yapacağım? Geldikten sonra zaten o uyanmış olur. Hep beraber babamın yanına gideceğiz. Normalde çocuk almıyorlar içeri ama babam bahçeye kadar inebiliyor. Yani kantine kadar inebiliyor. O yüzden Duru'yu da getireceğiz bakalım. Yok şu an yere bak. Çarşıdaki işlerimi hallettim. Biraz züccaciye geziyorum. Şöyle bir tane şekerlik buldum. Kapaklı. Hoşuma gitti. Bundan aldım. 2 tane de kaşık aldım.
Bir iki bir şeye daha bakıyorum. Ben eve geldim, çarşıdan fazla dolanmadım. Sadece o her zaman girdiğim züccaciye girdim. Bu kart kalıbı için girdim aslında. Mehtap'ın böyle kalıbını aldım arkadaşlar. Benim bütün kalıplarım var. Ne zamandır istiyordum. Tart kalıbım yoktu. Böyle üstüne çikolata soslu yapmak için, hani kekin üzerine süslemek için. Öyle misafir geldiğinde. Bir de salata sunumlarında falan güzel oluyor. Mesela kısırda, patates salatalarında falan kullananlar var. Hoşuma gidiyordu. Onlardan aldım. İki tane şöyle mutfağıma uyan mutfak el havlusu aldım. Tanesi 5 liraydı. Krem renklerde şöyle. Benimkiler hep beyaz. Çok çabuk kirleniyorlar. Kullanıyorum bir de. Ne kadar havlu kağıt kullansam da bunlar da bana lazım oluyor. Sonra bir tane plastik şöyle bulaşıklık aldım. Sebzelik bulaşıklık, yani süzmeli. Beze koyuyorum ama artık buna koyacağım. Şu köşeye koyacağım kahve makinesinin olduğu yere. Kahve makinesini de buraya aygaza yakın bir yere alacağım. Oradaki pirinci alacağım yani, daha doğrusu. Bir de 5 lira mıydı? Aynen, şöyle şekerli kaldı. İçinde şöyle bir tane kaşığı var. Kaşığının boyu kısaymış ama, ya da şöyle mi duruyor? Aynen. Öyle, bunları yıkayayım, kaldırayım. Duru da yarım saat önce uyanmış, uyku tutmuştum. Tam zamanında gelmişim yani. Sen ne yapıyorsun? Ödevini yaptın mı? Ödevimi yaptım. Ve birazdan dedim yanına gideceğiz. Evet, babamın yanına gideceğiz. Bir arayayım onu, bakayım inebiliyor mu aşağıya. İniyor normalde ama belki rahatsızdır ya da iyi değildir bugün. Ona göre o tarafa gideceğiz bakalım. Devlet Hastanesi zaten hemen bizim bir üst sokakta. Öyle. Neyse, birazdan görüşürüz. Canım bir Nescafe istedi. Dedim bir Nescafe molası vereyim. Makineyi buraya aldım ama çok ortada oldu gibi. Yine eski yerini alacağım, köşeyi. Kahve makinesini biraz da bu tarafa alayım dedim. Biliyorsunuz değişimi sevdiğim için. Ama sanki böyle ortada mı oldu gibi, şöyle uzaktan bakın. Bulaşıklığı da şu köşeye aldım çünkü, sepeti. Neyse, bir kahve içelim. Nereye kızlar? Böyle hazırlandınız nereye? Dedemizin yanına. Cicik oldun. Dur baba gelsin. Baba gelsin. Bak bak neler yapıyor. Bu hırka Azra'nın da bu arada. Senelerdir saklamış annem. Duruya nasip oldu. Hadi gelin. Yavaş 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 yavaş. Biz hep beraber babamın yanına gidiyoruz. Markete uğradım. Ona kara yemiş falan aldım. Bir de şey aldım. Burçak bisküviyi çok seviyor. Onlardan aldım bir iki tane. Bir de karışık çerez aldım. Çayla yer dedim. Normalde kek yapıp gidecektim. Biliyorsunuz keki çok seviyor ama başka zaman gittiğimde yaparım. Gecikmeyelim dedik. Karanlığa kalmayalım dedik. Eve gittikten sonra, çünkü çocukların duşu, yani duş alması var. Yarın zaten okul var. Az daha yıkandıktan sonra banyo sıcakken Duru'yu da yıkıyorum her hafta. İyi oluyor. Öyle bakalım. Biz Devlet Hastanesi'ne doğru çıkıyoruz. Bakın burası Zonguldak Devlet Hastanesi'nin arka tarafı. Bizim evin hemen üst sokağından çıkılıyor. Bu hastaneyi bilenler bilirler. Zonguldak'ın en eski hastanesi. Annem beni burada doğurmuş. Devlet Hastanesi'ne doğmuşum. Gerçi İsmail de burada doğmuş. Aynen. İkimiz de burada doğumluyuz. O yüzden en eski hastane burası. Bir de amele birliği var, solunum hastanesi. O da çarşıda. Duru da kendine bir şeyler aldırdı gene. Her evden çıkışımızda bir şeyler alıyor mutlaka. Vallahi. 3, 5, 6 diye sayıyor. Babam dörtlülerden kurtuldu. Bastonla hayatına devam ediyor. İnşallah ondan da kurtulur. Bir tane. Ne aldın sen yine? Şeker mi aldın? Getirdim. Bana mı getirdin? Şu ver bakayım dede. Buradan da ver.
Ha, desteksiz de yürüyebiliyor aynen. Böyle nereye basıyorsun? Burada olmasa yanlıyordum. Tedavi şey yapayım. İyi, buna da şükür ya. İşte cumaya kadar daha gör dedi. 21 gün dedi en az dedi kadın. Çıkarmadı. Çıkma istedim de. 21 gün. Bir daha çıkarsan dedi geri giriş yapamaz. 2 hafta oldu zaten. Aynen, geri giriş yapamaz. Baba! Çıkma dedi. Gayri Aytenev dedi ben çıkacağım dedi biliyor musun? O yüzden... Ben dedim herif bize gelsin diye. Anne mi getirelim dedik, istemedi. Gelen giden olur buraya şimdi beni tanıyan. Ha, beni tanıyanlar dedi işte, komşuları falan. Hani buraya gelirler dedi. Şimdi o çok da gelen de olmaması lazım zaten. Aslında evet, mikrop kapmaması lazım da. Birkaç gün dursun da bakayım getiririm olmadı. Evet anne. Şeko dedeye geldi. Şeko dedeye gelmiş. Sen ne aldın bana? Var ya. Şeker mi aldın? Her gün şeker, çikolata. Biz hastaneden geldik. Annemlere geldik. Babaannesi kestane kavuruyor Azra'ya. Her akşam burada beraber yiyorlar. Ben kestaneleri kırmış. Böyle aygazda. Eski bir tane tepsi eskiden var ama bunda çok güzel oluyor. Al bakalım Azra. Afiyet olsun Azra'cığım. Dün kestane yiyemedim, erken yatacağım diye, geze gideceğim diye. Hadi artık eve gidelim mi? Ne doldurdun çantaya burada? Çay tabağı, çay kaşığı, her şeyi topladın. Çok fazla. Hani bakayım ne koydun çantana buradan? Bu içeri peçe turuna. Bak, kumandanın pillerini almışsın. Şişçi. Oradan aldım. Bak. Kullanılmamış pilde. Ay, babaannenin pillerini almışsın. Duru'yu uyuttum, kahvemi aldım, geldim arkadaşlar. Vallahi bir günü daha bitirdik. Kayınvalidemlerle bayağı oturduk hastaneden dönüşte. Orada çay demledik, bir şeyler yedik hep beraber. Ondan sonra bulaşıklarını falan hallettim. Oradan doğru eve geldik. Sonra biraz televizyon izledik derken bu saat oldu. Geç uyuttum Duru'yu. Saat şu anda 10.30'a geliyor. Öyle, sizler neler yaptınız, ne var ne yok. Babam gördüğünüz gibi gayet iyiydi. Ayakları günden güne daha da iyi oluyor. Bir ay daha rapor verecekler. Ondan sonra da işbaşı yapacak inşallah. Şubat'ta da emekli oluyor zaten arkadaşlar. Ama emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek. Çünkü çalışmayı çok seven bir insan. Yaşı da genç, kendine de güveniyor. Hem emekli olacak hem de çalışmaya da devam edecek bakalım. Öyle gittik geldik, iyi oldu. Rıza zaten iş çıkışı uğruyor yanına 2-3 akşamda bir ihtiyacı var mı diye. Bugün çocuklarla gidelim dedik. Bahçeye kadar inebiliyorum artık dedi. Hani desteksiz yürüyebiliyorum deyince artık çocukları da aldık, hep beraber gittik. Anneme gitmedim bugün, yarın gideceğiz. Kayınvalidem de gelecek. Hatta o bugün gidecekti kayınvalidem. Dedim ki ona yarın beraber gideriz dedim. Tamam dedi. Yarın vallahi camları silesim vardı aslında ama onun acelesi yok. Baktım kirlenmişler. Bugün silecektim, vaktim olsaydı çarşıyı meseydim ama acelesi yok. Yarın artık anneme gideriz. Oradan da yine akşam döneriz. Ertesi günde artık camlarımı falan silerim diye düşünüyorum. Bir ara yine bu mutfak kapaklarını falan sileceğim. Ben her bulaşıkta böyle bezle alt kapaklara su damlıyor ya, sürekli alıyorum zaten ama şu üstleri falan, buzdolabın üstünü, oraları bir almam lazım. Böyle belli başlı işlerim var. Halımı yıkamadan yarın gelecek. 3 günde getiririz demişlerdi. Yıkamışlar. Yarın teslim olacak inşallah. Çarşıymışken mobilyacıya uğradım. Azra'nın sandalyesini sordum. Dönen sandalye sipariş etmiştim. Söylemiştim daha önce size. Baza başlığının renginde yapılacak diye. Cuma günü teslim edeceğim abla dedi. Öyle çarşılarda da işlerimi hallettim. Geldim. Bugünü de böyle bitirdik gördüğünüz gibi. İş, güç, yemek, bulaşık, çamaşır yıkamadım bugün. Azra da duşunu aldı, saçlarını kuruttu. Birazdan o da yatacak. Ben de artık dinlenme köşeme geçerim.
Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yarınki videoda görüşürüz inşallah. Güzel mesajlarınız için tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.